Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle tıtıpıtı çok güzel, çok zarif bir örnek paylaşacağım. Her türlü örgülerimizde, yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda, şallarda, atkıda, berede her türlü örgüde rahatlıkla uygulayabileceğiniz, örmesi çok kolay, görüntüsü gerçekten kibar, zarif bir örnek. Ben bu örneği orta kalınlıkta bir bebe yünü 100 gramda 250 metrelik anti peeling bebe yünü ve 3,5 numara şişle ördüm. Alt kısmında e, tekli tek bir lastik uyguladım. Arka yüzü tamamen ters örgüden oluşuyor. Kolay ve güzel bir model. Daha ince ya da daha kalın iplerle de uygulayabileceğiniz bir örnek. Model 8 ilmek ve katları artı birer tane kenar ilmekten oluşuyor. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Modeli ben sizlere iki motif üzerinde anlatacağım. İki motif için şişime 18 ilmek hazırladım. Şöyle ön yüzde bir sıralı karış örgü oluşturdum. Sizler yapmış olduğunuz kenar ya da lastik örgü üzerine ön sırada benimle birlikte başlayabilirsiniz. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Kene ilmeğimden sonra 2 ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeği ön taraftan tutup sıradaki ilmekle yer değiştiriyorum. Geriye aldığım ilmeği örmeden atlıyorum. Sol tarafa aldığım ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Ve tekrar aynı işlemi yapıyorum ikinci ilmeği ön taraftan tutup birinci ilmekle yer değiştiriyorum sağ tarafı aldığım ilmeği örmüyorum sol tarafa aldığım ilmeği ters olarak ördüm sıra sonundaki model olduğu için 4 ilmek düz 1 2 3 4 ve kenar ilmeği arka yüzde hiçbir işlem yok model boyunca her arka yüze geldiğimizde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıra başından sıra sonuna kadar hepsi ters. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelime devam ediyorum. Kenel ilmeğimi örmeden aldım. Önceki sırada iki düzle başlamıştım. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ikinci ilmeği ön taraftan tutup birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Geriye aldığım ilmeği örmeden atladım. 2 ilmek ters örüyorum. Sonrasında 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. İkinci ilmeği birinci ilmekle tekrar yer değiştiriyorum kaydırdığım ilmeği örmeden atlıyorum 2 ilmek ters örüyorum 4 ilmek düz 1 2 3 4 ve kenar ilmeği arka sırada baştan sona ilmeklerimiz ters sıra başından sıra sonuna kadar hepsini ters örüyorum ilmeklerimi arka sırada ters olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. kere ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği birinci ilmekle yer değiştiriyorum. Kaydırdığım ilmeği örmüyorum. Geri aldığım ilmeği 1, 2, 3 ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz ikinci ilmeği ön taraftan tutup birinci ilmekle yer değiştiriyorum bu ilmeği örmeden atlıyorum 3 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 ilmek düz ve kenar ilmeği Örgümün arka tarafında bütün ilmekler ters. Evet, böylelikle de ilk model sırasını tamamlamış olduk. İkinci modele geçtiğimizde tam ters yönde model kuracağız. Ters tarafa doğru ilmek kaydıracağız. Evet, arka sırada ilmeklerimi ters olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi sağa doğru ilmeklerimizi kaydırıp buradaki ilmeklerimizi ters örmüştük. Şimdi buradan sola doğru ilmeklerimizi kaydırıp aradaki ilmekleri ters öreceğiz. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Kene ilmeğimden sonra 1 2 3 4 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki ikinci ilmeği arka taraftan tutup birinci ilmeği ön taraftan kaydırdım. Bu tarafa aldığım, öne aldığım ilmeği ters olarak örüyorum. Kaydırdığım ilmeği örmeden atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeği arka taraftan tutup ilk ilmekle yer değiştiriyorum. Öne geçirdiğim ilmeği ters olarak örüyorum. Sola doğru kaydırdığım ilmeği örmeden atladım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Arka sırada ilmeklerimin tamamı ters. İlk sırada kurduğumuz ilmekleri tam tersi şekilde kurmuş olduk. Evet ilmeklerimi ters olarak arka yüzde ördüm ve tekrar ön yüze geldim. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Kene ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 ilmeği düz olarak ördüm. Önceki sırada terse çevirdiğim ilmeği yine ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği arka taraftan tutup birinci ilmekle yer değiştiriyorum öne geçirdiğim ilmeği de ikinci ters olarak ördüm. Kaydırdığımız ilmeği örmeden atlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Önceki sırada ters ördüğüm ilmeği yine ters örüyorum. İkinci ilmeği arka taraftan tutup ilk ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Öne geçirdiğim ilmeği ters ördüm geriye geçirdiğim ilmeği örmeden atladım. Bir ilmek düz ve kenar ilmeği. Arka sıra baştan sona ilmeklerim ters. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamı arka sırada ters. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Önceki sıralarda tersi çevirdiğimiz 2 ilmek ters. Sıradaki ikinci ilmeği arka taraftan tutup ilk ilmekle yer değiştiriyorum ve onu da üçüncü ilmek olarak ters örüyorum. Üç tane ters ilmeğim oluştu. Kaydırdığım ilmeği örmeden atlıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. İkinci ilmeği arka taraftan tutup ilk ilmekle yer değiştiriyorum ve onu da üçüncü ilmek olarak ters örüyorum. Kaydırdığım ilmeği örmeden atladım ve kenar ilmeği. Arka sırada ilmeklerimin tamamı ters. Böylelikle ikinci model sıramızı da tamamlamış olduk. Bir iki sıra ördüğünüzde gerçekten akılda tutması çok kolay ve gerçekten güzel bir örnek. Her örgüye, her modele yakışacak bir örnek. Evet, şöyle göstereyim ön yüze geldiğimizde yine birinci sıradan itibaren modeli ilk baştaki sıradan itibaren uygulamaya başlıyoruz. Şöyle büyük parçaları daha net göstereyim. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.